Harbi Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Gün geldi, çattı ve yılın enlerini açıklama zamanı geldi. Oturduk, düşündük hangisi uyar bu enlere, hangi telefon daha iyi olur diye Aydoğan'la biraz kafa patlattık ve birçok segmentte birçok farklı telefon ve enleri seçmek istedik sizlerle. Şimdi burada birçok fazla enlerimiz var. Hep beraber bu enleri sizlere açıklamak istedik. Tabii ki bunlar sizlere göre değişebilir ama bunlar bizim oluşturduğumuz enler. Sizler de kendi enlerinizi buraya yazabilirsiniz. Yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Benim enlerimde bunlar var diye paylaşımını yapabilirsiniz. Hızlıca başlayalım. İlk olarak nereden başlayalım? En iyi tasarımdan başlayalım. En iyi tasarım deyince 2023 yılında çıkmış olan telefonlar arasında benim aklıma direkt Realme'nin 11 serisi geliyor. Realme'nin 11 Pro'suyla Realme'nin 11 Pro Plus'ı geliyor. Gerçekten de arkadaki o Gucci deseniyle beraber, kamera adasının değeriyle beraber buluşması benim çok hoşuma gitti. Diğer telefonlara baktığımızda birçok farklı tasarım burada tabii ki gördük ama benim için tasarım anlamında malzeme kalitesini bir kenara bırakıyorum. Görünüm ve hissiyat olarak en iyi tasarımı burada Realme 11 serisine vermek istedik biz. Realme 11 serisini tabii ki tüm özelliklerini söylemek gerek yok ama kendileri orta segment ve orta üst segmente hitap eden telefonlar. Sizler de bu telefonu aldığınızda gerçekten o tasarım kalitesini, o malzeme kalitesini, orta segmentte sunduğu tasarım kalitesini çok çok beğeneceğinize eminim. Aranızda Realme 11 serisi kullananlar varsa onlar da kendi hissiyatlarını lütfen bizlerle paylaşmayı unutmasınlar. O yüzden de biz en iyi tasarım, yani 2023'te çıkan en iyi tasarım ödüllerini de Realme 11 Pro serisine, Realme 11 Pro Plus'a vermiş durumdayız burada. Gelin şimdi en iyi yazılım kısmına. Bu konu tabii ki çok fazla tartışmaya yol açabilir. Çünkü kimileri Xiaomi'nin MIUI'ni beğenebiliyor. Kimileri Samsung'un One UI'ni beğenebiliyor. Kimileri benim gibi çok kullananlar da Huawei'nin EMUI'ni veya Harmony OS'ini söyleyebilir. Kimileri Apple kullanıyordur, iOS'u söyleyebilir ama en iyi yazılım bence Android tarafındaki Samsung oldu. Samsung'un One UI inanılmaz güzel bir şekilde çalışıyor. Hem 6.0 ile beraber hem de öncesinde 5.1 ile, yani One UI 5.1 ve One UI 6.0 ile gerçekten çok sezgisel, akıllı ve sorunu olmadan çalışmayı devam ettirebiliyor. Kullandığım süre boyunca yakın zamanda da Samsung telefonlarla çok çok haşır neşir olunca özellikle A34, A54, S23FE, S23 ve yakın zamanda incelemesinde gelecek olan Samsung Galaxy M34 cihazıyla da anlayacaksınız ki gerçekten de yazılım tarafında Samsung bu sene en iyi yazılım yapan marka olduğunu da düşünüyorum ben. Biz düşünüyoruz daha doğrusu. Biz olarak burada söyleyebilirim sizlere. Bu yüzden de en iyi yazılım ödülünü HVP olarak Samsung tarafına vermiş durumdayız. Samsung'un One UI'ne vermiş durumdayız. Gerçekten de çok çok akıcı bir şekilde çalışıyor ve uzun süre güncelleme alan bir arayüzden de telefonlardan da bahsediyoruz. Genel itibariyle 4 büyük Android güncellemesi, 5 sene boyunca da güvenlik güncellemesi alan telefonlardan, alan yazılımdan bahsediyor. O yüzden de bence Samsung'un hakkı burada en iyi yazılıma sahip olması. Gelelim şimdi en iyi fiyat performans orta seviye telefona. Belki de birçok kişinin en çok merak ettiği noktalardan, bizim hangisini seçeceğimize karar veremediğimiz telefonlardan iki tanesi diyorum. Çünkü gerçekten iki tane telefon var ki çok çok iyiler. Bunlardan bir tanesi Poco F5. Bildiğiniz gibi Poco serisi F5 ile F5 Pro olarak çıktı. F5'in inanılmaz bir fiyatla çıkış yapması, sunduğu özellikleri ve fiyatını oranladığımızda en fiyat performans orta seviye, orta üst seviye telefon olmasını tabii ki kazanması hakkıdır. Poco F5'in ekranıyla, işlemcisiyle, özellikle Snapdragon 7 Plus Gen 2 gibi işlemciyle, 67 Watt destekli 5000 mAh bataryası, şahane ince ekran çerçeveleri, bu yüzden de buradaki segment en fiyat performans telefon olmasının önünde hiçbir engel bulunmuyor. Peki diğeri ne diye sorarsanız da burada ayrı bir segment de açabilirdim en iyi çıkış yapan telefon olarak da. Hatta öyle bile yapabilirim ama yine de ben burada en iyi fiyat performans orta seviye telefonu almak istedim. Honor 90. Gerçekten de tanıtıldığı akşam bile stokların, ilk parti stoklarının bittiğini biliyorum ben. Tanıtımına katıldım, lansmanına katıldım, telefonu inceledim, kıyaslamalarını yaptım ve 12'ye 512'lik versiyonun olması, Snapdragon 7 Gen 1 hızlandırılmış versiyonu, güçlendirilmiş versiyona gelmesi, 4 taraftan eğimli ekranı, 200 megapiksellik bir ana kamerası, 66 watt destekli 5000 mAh bataryası deyince gerçekten de şu anda bu segmentte alınabilecek en iyi telefonlardan bir tanesi Poco
F5'le beraber. O yüzden de en iyi orta seviye telefon dediğimde aklıma bu iki telefon direkt olarak geldi. Ama seçimimi tabii ki yapamadım. Honor 90 mı yoksa Poco F5 mi? Onun kararını sizler verin. Poco F5'e biraz daha yakın olduğumu da aslında hissediyorum ama genel olarak Honor 90'da hakkını kesinlikle ve kesinlikle yiyemeyiz diye düşünüyorum ben burada. Gelin şimdi en iyi fiyat performans amiral gemisine. En iyi fiyat performans amiral gemisi herkesin de bildiği gibi Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemcili Samsung Galaxy S23 yani baz versiyon. İnanılmaz bir cihaz. Zaten incelemesini paylaştım. Çok çok güzel bir cihaz. İşlemcisiyle, ekranıyla, tasarımıyla, bataryasıyla, kamerasıyla o kadar optimum bir cihaz ki, o kadar fiyat performans bir amiral gemisi ki, yani bu fiyatlara böyle bir amiral gemisini 2024 yılında bir daha bence asla göremeyeceğiz. Yani bu fiyatlı olması birçok kişi için de orta seviye, orta üst seviye telefon mu alsam yoksa biraz daha çıkıp amiral gemisi bir telefon alıp kafamı biraz daha rahat bir şekilde yastığa koyup uzun ömürlü bir şekilde kullansam mı diye soranlar varsa kesinlikle S23'ü seçin arkadaşlar. Öyle bir cihazdan bahsediyorum. Eğer S23 alanlar varsa, kullananlar varsa ki biliyorum ki birçok kişi kullanıyor. Aynı düşüncelere sahibiz. Ekranıyla, o tasarımıyla çok çok şahane bir telefon. Ben kullanırken Ersin abi dedi ki ben de kullanacağım. Bana verdi de Ersin abiye verdim ve şimdi de o kullanmaya başladı S23'ü. S23 gibi bir cihaz 2024 yılında bir daha gelir mi bilmiyorum ama dediğim gibi işlemcisiyle olsun, her şeyle olsun ya bence en iyi fiyat performans amiral gemisi bu senenin 2023 yılının fiyat performans amiral gemisi S23 olduğunu da söyleyeyim. Gelelim şimdi en iyi fiyat performans oyuncu telefonuna. Burada bence çok fazla konuşmaya gerek yok. Bıçak gibi keskin bir telefon bulunuyor. O da Samsung Galaxy A34 5G modeli. Yani sunduklarıyla Dimensity 1080 işlemcisiyle PUBG'de sabit olarak 60 FPS vermesiyle, ısınmamasıyla, kamerasıyla vesaire deyince oyuncu olarak 60 FPS veren en düşük amiral gemisi telefonları performansını verebilen oyunlarda Samsung Galaxy A34 5G benim için. Hatta bizim için yani. A34 5G telefonu alanlar ne yazılım kısmında, ne arayüz kısmında, ne kamera kısmında, ne tasarım kısmında, ne de performans konusunda bir problem olmadan telefonu kullanabileceklerdir. Oyuncu diyorsak da Dimensity 1080 işlemcisiyle kesinlikle ve kesinlikle A34'ü ben burada seçeceğim. En düşük fiyatlı telefon olarak da dikkat çekiyor. Aynı videoyu yapmıştım ben. 90 FPS ve 60 FPS veren burada telefonu listelemiştim. En düşük fiyatlı olarak da A34 5G dikkat çekiyordu. O yüzden de burada A34'ü seçmek istedik biz. Gelelim şimdi en iyi kameralı telefon. En iyi kameralı telefon hangisiydi 2023 yılında çıkan ve ülkemizde olan? Tabii ki de Samsung Galaxy S23 Ultra diyeceğim ama hayır değil. Burada Huawei P60 Pro'yu seçtim ben. Gerçekten de inanılmaz bir telefon. Kullanıyorum. Çıktığı günden bu yana kullanıyorum telefonu. Kamerası bir kez bile beni üzmedi. Hem batarya konusunda da üzmedi kamerayı kullandığım zaman. Hem de çektiğim videolarda, fotoğraflarda kesinlikle üzmedi. Yurt dışı seyahatlerime çıktığımda da aynı şekilde vlog çektiğimde de yine Huawei P60 Pro ile çektim. Video modunu aldım. Aldığınızda 4x'te optik zoom yapması, fotoğraf kısmında 3.5x'te zoom yapması, değişken diyafram bıçakların olması ve birçok fazla özelliğiyle, kamera özelliğiyle ve X-Mage ile beraber görüntüleme teknolojisiyle bence Leica'lı telefonların da önünde olduğunu düşünüyorum. Zaten DxOMark'a bakarsanız yine lider Huawei ve Mate 60 Pro serisi. Ülkemize geldiğinde de kullanmayı da çok çok istiyorum Mate 60 Pro serisini. O yüzden de bence Huawei P60 Pro bu sene çıkan en iyi telefon, en iyi kameraya sahip olan telefon olarak dikkat çekiyor. Gelelim şimdi en iyi fiyat performans kamera telefonu aslında. Burada da seçmekte çok çok zorlandık ama fiyat performans deyince insanların aklına ucuz telefonlar geliyor. Ama hayır, ucuz telefon her zaman fiyat performans anlamına gelmiyor. Yüksek fiyatı olan veya orta seviyelerde olup da yine fiyat performans telefonları olabiliyor. Şimdi burada en iyi fiyat performans kamera dediğimizde benim aklıma şu geliyor. Güzel fotoğraf çeksin, güzel video çeksin, beni asla üzmesin. Fiyat tarafında da amiral gemisi kadar pahalı olmasın ama düşük segment kadar da ucuz olmasın geliyor aklıma. Burada da direkt benim aklıma şu geldi. Xiaomi 13T Pro. Neden Xiaomi 13T Pro diyorum? Çünkü Leica ile olan işbirliği ile beraber çok iyi fotoğraflar çekebiliyor. Çok iyi fotoğraflar çekebilmesinin yanında çok iyi bir işlemcisi var. O da Dimensity 9200 Plus işlemcisi. Şu anda satışta olan en güçlü Dimensity işlemci olarak da dikkat çekiyor. Hal böyle olunca hem işlemcinin içerisindeki görüntü işleme teknolojisi hem de kamerada kullanılan lenslerle beraber kullanılan sensörün kalitesi birleşince ortaya çok iyi işler çıkıyor. Xiaomi 13T Pro'da bunu en iyi yapan telefonlardan bir tanesi. Video kısmına geldiğimizde gerçekten çok çok güçlü. Hem OIS bulundurması hem AC çalıştırması video tarafında iyi bir telefon olduğunu bizlere kanıtlıyor. Zaten Aydoğan incelemesini de paylaşmıştı. Cem abi de 10 kare serisinde paylaşmıştı kendi çektiği fotoğrafları. Çok inanılmaz bir cihaz olduğunu, fiyat performans kamera tarafında bence başka bir telefona bakılmaması gerektiğini buradan da anlamış da oluyoruz.
Gelelim şimdi 9500 lira altı en iyi telefona. 9500 lira niye böyle bir şey var? Çünkü öğrencilerin satın alabileceği bir fiyat baremi ve vergi indirimiyle satın alabileceği fiyat baremi olduğu için de böyle bir segmente açmak istedik. En iyi 9500 lira altına olan iki tane telefon bulunuyor. Yine çok fazla seçemedim. Çok arada kaldık. İki tane telefon belirledik. Sizler de bu telefondan bir tanesini veya ben bunu düşünüyorum diyenler varsa da onu da yorumlara bekliyorum. Buradaki iki telefondan bir tanesi Realme 10 modeli. Gerçekten çok kompakt bir telefon. Sunduklarıyla beraber 9500 lira altına alınabilecek en iyi telefonlardan bir tanesi. Yazılım kısmında problemsiz. Realme gerçekten çok akıcı bir şekilde çalışabiliyor. Kamerasıyla, tasarımıyla beni gerçekten çok cezbetmişti. Ama dediğimiz gibi Realme 10'u alanlar da burada 9500 liradan indirim aldığı için de çok daha iyi bir fiyata satın almış da olacaklar. Bir sonraki telefonum ise belki de birçok kişinin niye bu listede var diye söyleyebileceği telefonlardan bir tanesi General Mobile'in GM24 Pro'su. Realme 10'la çok benzer özellikleri var. İşlemci kısmında gerçekten çok benziyorlar. Ekran tarafına geldiğimizde bu sefer 90 Hz yerine 120 Hz'lik bir AMOLED ekran bulunuyor. Daha büyük batarya, daha güzel bir hızlı şarj vesaire sayarsak da GM24 Pro'da alınabilecek 9500 TL altındaki en iyi telefonlardan bir tanesi Realme 10'la beraber. Seçim yapmak çok zordu. O yüzden iki tanesini de almak istedim ben. Realme 10'da alanlar çok memnun kalacaktır. GM24 Pro'yu alanlar da çok memnun bir şekilde kullanmaya devam edeceklerdir diye düşünüyorum ve bir sonraki segmente geliyorum. En iyi fiyat performans oyuncu demiştik ama en iyi oyuncu telefondan bahsetmemiştik. Burada da en iyi oyuncu ödülünü birçok kişinin tahmin edebileceği gibi Poco tarafına vereceğim. Çünkü Poco tarafında Poco F5 Pro gibi canavar bir cihaz bulunuyor. İçerisinde Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisi bulunuyor. 67 wattlık 5000 mAh bataryası bulunuyor. Kocaman bir soğutma sistemi var içerisinde. Vapor Chamber dediğimiz çelik plaka bulunuyor. O yüzden de oynadığınız oyunlarda ısınma olmadan, donma olmadan, kasma olmadan uzun bir süre oynayabiliyorsunuz oyunlarınızı. Bu yüzden de Poco F5 Pro'nun en iyi oyuncu olması işten bile değildi. O yüzden ben oyun oynamak istiyorum. En iyi telefonlardan bir tanesi almak istiyorum. Çok da fiyat vermek istemiyorum. Çok pahalı telefon almak istemiyorum diyenler varsa Poco F5 Pro'yu kesinlikle ve kesinlikle tercih etmeli diye düşünüyorum. O yüzden de Poco tarafı oyun kısmındaki kazanan oluyor. Gelelim şimdi yılın telefon markasına. Aslında burada ben Samsung tarafını seçmeyi çok isterdim. Özellikle A34 ile, özellikle S23 serisiyle ama biraz daha uygun fiyatlı olsun. İnsanlar biraz daha tercih edebilsin ve oyun oynamak isteyenleri de, günlük kullanmak isteyenleri de, amiral gemisi cihaz kullanmak isteyenleri de çok daha önemli bir marka olduğunu, en azından ülkemiz adına çok önemli bir marka olduğunu düşündüğüm için burada Tecno Mobile almak istedim. Bence bu yılın markası Tecno Mobile oldu. Neden diye sorarsanız da Camon serisi, Pova serisi, birçok fazla serisi, Phantom serisi bulunuyor. Yakın zamanda Phantom V Fold yani katlanabilir telefonu tanıtıldı. Ülkemize satışa çıktı. Çok yakın bir zamanda da bence Tecno'nun diğer katlanabilen akıllı telefonu Flip modelde ülkemize gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü V Fold'un fiyatına bakarsak diğer telefonların Flip fiyatına gelmişti. Ama şimdi baktığımızda kendi Flip telefonu özellikle diğer amiral gemilerinden çok daha düşük bir fiyatla bile gelebilir. Yani fiyat performans amiral gemisinde satın almış olabilirsiniz. Phantom X2 serisi de çok güzeldi. Hem X2 ile hem de X2 Pro ile beraber çok iyi bir satış grafiği yakaladı bence. Dimensity 9000 işlemcisiyle tutun tasarımına kadar o teleskopik porta lensine kadar Phantom X2 Pro'nun çok iyi cihazlardı. Camon serisine gelirsek en son olarak Camon 20 serisi çıktı. Camon 20, Camon 20 Pro, Camon 20 Pro 5G ve Camon 20 Premier 5G diye 4 tane farklı telefonları çıktı. Bunların arasındaki en favori telefonum benim Camon 20 Pro 5G modeli oldu. Çünkü içerisindeki Dimensity 8050 işlemcisiyle 90 FPS'te PUBG oynayabiliyorsunuz. Günlük kullanımınızda herhangi bir problem olmuyor. Uzun batarya ömürlerine sahip telefonlar. AMOLED 120 Hz ekranda geliyorlar. Mr. Doodle Edition gibi gerçekten çok tatlı sürümleri bulunuyor. O yüzden de bence yılın markası burada Tecno Mobile olmuştur diye düşünüyorum. En azından biz böyle düşündüğümüzü eklemeden geçmek istemedim ve son olarak son segmentim en iyi aksesuar markası. En iyi aksesuar markasına baktığımızda ülkemizde birçok farklı aksesuar markası bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Spigen bulunuyor, McDodo bulunuyor, Bezos bulunuyor veya Anker bulunuyor. Birçok farklı aksesuar markası da bulunuyor. Ama bence en iyi aksesuar markası burada McDodo olarak dikkat çekiyor. McDodo'yu seçmemin sebeplerinden bir tanesi ise kullandıkları materyallerin kaliteli olması. Evet hepsi kaliteli ama McDodo'nun kullandığı kablolardaki örgü kabloları olsun, aktarım hızlarındaki kabloların kalitesi olsun yani içerisindeki bakırların kalitesi olsun ve aksesuar çeşitli olsun, iPhone'ları olsun veya Android'leri olsun gerçekten de güzel bir marka olduğunu, aksesuar markası olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden de burada en iyi aksesuar markası yılın ödülünü de McDodo'ya da vermiş oluyorum. Peki sizler bu liste hakkında, bu segmentler hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi tasarım, en iyi yazılım, en iyi fiyat performans orta seviye, en iyi fiyat performans amiral gemisi,
ise en iyi fiyat performans oyuncu telefonu, en iyi kamera, en iyi fiyat performans kamera, 9500 TL altındaki en iyi telefon, en iyi oyuncu telefon, yılın telefon markası ve en iyi aksesuar markasını da buradan seçmiş de oluyoruz. Sizler de bu segmentler hakkındaki görüşlerinizi, bizim seçtiklerimiz veya bizim seçmediğimiz sizin seçtikleriniz hakkında yorumlarınız varsa lütfen yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.